Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırınlardaki hamur tadında inanılmaz lezzetli incecik pizza yapacağım. İnce pizza sevenler bu tarifimi mutlaka denesinler. İlk olarak sosumuzu hazırlıyoruz. Sos için 2 tane küçük boy domatesimizin kabuklarını söküyoruz ve makineye ekliyoruz. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde ketçap, 1 tatlı kaşığı salça, kekik, pul biber, karabiber birer çay kaşığı, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, son olarak 2 diş sarımsak ekliyoruz ve makineden güzelce geçiriyoruz. Sos kısmını sakın es geçmeyin arkadaşlar. Sos pizzaya lezzet tat veren en önemli kısımdır. Şu anda sosumuz hazır. Geçelim hamur yapımına. Hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı zeytinyağı, bardaklarım standart su bardağı 200 ml arkadaşlar, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Böyle elimizde birazcık mayanın ve tuzun şekerin erimesini sağlayalım, karıştıralım. Daha sonra un eklemesine geçelim. 200 ml standart su bardağı ile 4,5 su bardağı un kullandım ben ama arkadaşlar siz her zaman unuzu kontrollü yavaş yavaş yoğurdukça ekleyin. Gördüğünüz gibi böyle bastıra bastıra yoğura yoğura kabınız temizlenene kadar, hamur elinize yapışmayı bırakana kadar yumuşacık kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Bakın gördüğünüz gibi hamur hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Daha sonra hamurumuzu biraz elimizde toparlayalım, kapağını kapatalım, oda ısısın da kapağı kapalı bir şekilde 45 dakika mayalanmaya bırakalım. 45 dakika doldu, hamurumuzun bu kadar mayalanması yeterli. Hamurumuzu tezgahın üzerine boşaltalım ve birazcık un serpiştirelim. Yoksa elimize ve kesinlikle tezgaha yapışacaktır hamur. Birazcık daha un serpiştirelim ve ileri geri yapıp avucumuzun içerisinde sıka 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 hamurumuzun havasını tamamen alalım. Sizin kaç tane pizza yapacağınıza bağlı bu kısım arkadaşlar. Kaç tane pizza yapacaksanız o kadar parçalara bölün. Hamurumuzu kesme aparatı ya da bıçak yardımı ile 4 tane eşit parçalara bölelim. Daha sonra avucumuzun içerisinde ya da tezgah üzerinde yuvarlaya yuvarlaya kusursuz güzel bir beze haline getirelim. Diğer bezeler bir kenarda beklesin. Tezgahımızı ve ilk yapmış olduğumuz bezemizi azıcık unlayalım. Merdane yardımıyla ileri geri yaparak gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz boyutta yuvarlak elde edelim. Hamurumuzu yavaş yavaş genişleterek açalım. Ben sizin için 2 tane büyük boy, diğer 2 tane bezemi de tekrar ikişer ikişer parçalara bölerek 4'e böldüm ve 4 tane küçük pasta tabağı büyüklüğünde hamurlar oluşturdum arkadaşlar. Şimdi açmış olduğumuz hamurumuzu yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin üzerine alalım. Siz yağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt şart değil. Daha sonra çatalla delikler oluşturalım ki pişme sırasında hamurumuz kabarmasın. Hazırlamış olduğumuz sosumuzdan 2 yemek kaşığı hamurumuzun üzerine güzelce kaşığın tersiyle yayalım. Azıcık kaşar rendemizden birazcık tabanına serpiştirelim malzemeleri tutsun diye pişme sırasında. Daha sonra isteğe bağlı olarak iç malzememizi güzelce döşemeye geçelim. Arkadaşlar ben mantar, sosis, yeşil zeytin, mısır, sucuk, kapya biber ve yeşil biber kullandım. Siz dilediğiniz gibi iç malzeme ile pizzanızı döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi pizzamız hazır. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde açalım ve aynı uygulamalarla, işlemlerle, malzemelerle döşeyerek fırına verip pişirelim. Ben bu aşamada kaşar peyniri serpiştiriyorum. Çünkü hamurum yeterince ince oldu. Kalın pizza yapıyorsanız eğer yarısına kadar pişirip o şekilde kaşar peyniri serpiştirip tekrar fırına verin. Ama şu an bizim bu pizzamıza hiç gerek yok. Önceden sıcacık ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında 15 dakika boyunca pişirelim. 15 dakika pişirmek yeterli arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ben size porsiyonluk pasta tabağı büyüklüğünde 4 tane pizza yaptım. Görmenizi istedim. Hani büyük yapmak istemeyenler porsiyonluk küçük de yapabilir diye. Eğer isterseniz hamurunu açıp üzerine pizza malzemeleriyle döşedikten sonra buzdolabı poşetine sarıp buzluğa kaldırın. Aylarca hiçbir şey olmaz. Çıkartıp pişirin ve afiyetle yiyin. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun.